Dostlarım hepinize selamlar hepiniz selamlar Borsa Gündem adı kanala hoş geldiniz. Kimtex Poli üreten sanayi ve ticaret onum şirketinin onaylı izanamesi ile sizlerle birlikteyiz. Burada yer alan bilgiler danışmanlık kapsamında değildir arkadaşlar. Bizleri Telegram'dan takip edebilirsiniz. Açıklama kısmına ve yorumlara koyacağım. Bunun dışında halk paylaşımlarından dolayı çok 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 teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Kemme Purkotlu Kimtex Poli üreten sanayi ve ticaret onum şirketinin ee, ben Kişisel fikirlerimi de söyleyeceğim. Küçük yatırımcının neleri sev, neleri sevmediğinden de bahsedeceğim. Talep toplama tarihi 23 24 Aralık Perşembe ve Cuma günü. Fiyat iskonto oranı 22,5 ile 24 TL fiyat, %26.10 ve %30.08 iskontolu. Bu ne demek oluyor? Şimdi bunda fiyat aralığı yöntemi olacağından dolayı mesela herkes 22,5'tan katılsa halka arıza 22.5'tan verecek. Herkes 24'ten katılsa 24'ten verecek. Şimdi herkes 24'ten katıldı. Ahmet abi diyelim 22.5'tan emir verdi. Ahmet abinin notları verilmeyecek. Bilginiz olsun. Yani eşleşilen fiyatın altında kaldığınızda size lot verilmeyecek. 22.5'tan olursa halka arıza %30 iskonto. 24'ten olursa %26.10 iskonto oranı uygulanmış olacak. Dağıtım şekli bireysel yatırımcıya %60 oranında, yurt içi kurumsal yatırımcıya %40 oranında. Bireysel yatırımcının lotu 19 milyon 800 bin lot, yurt içi kurumsalın 13 milyon 200 bin lot olacak. Toplam dağıtılacak lot sayısı 33 milyon lot artı 4 milyon 950 bin lot ek satış olacak sevgili arkadaşlar. Bunun dışında halka açıklık oranı arz büyüklüğünden bahsedelim. Şimdi 910 milyon 800 bin lotluk bir payı var bunun. yani arz büyüklüğü ek satış dahil. %30 oranında bir halka açıklık oranı olması bekleniyor. Şayet 33 milyon lot halka arz edilirse ek pay satışı olmazsa fazla talep gelirse ek pay satışı da olur bilginiz olsun. Ek pay satışı olmasıyla birlikte halka açıklık oranı %34,5 olacaktır sevgili arkadaşlar. Peki bu gelirle ne yapılacak? Halka arz gelirleriyle düzce tesis yatırımının finansmanı da %50 oranında. İşletme sermayesinin karşılanmasında ve banka kredi borçlarının bir kısmının kapatılmasında da %50 uygulanacak sevgili arkadaşlar. Bu bilanço tarafına geçmeden konsorsiyum liderine bakalım. Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası ve Yatırım Finansman hangi kurumlardan talep göndereceğini sizlere söyleyeceğim. Önemli taahhütler var. 30 gün boyunca konsorsiyum eş lideri tarafından arz gelirlerinin %30 ile fiyat istikrarı planlanmakta. Bir yıl boyunca Alkars fiyatının altında satış yapılmayacağı, pay satılmayacağı da taahhüt edilmiş. Şimdi şöyle tablolarına bakalım. Arkadaşlar şirketin 1.4 milyar bir parası var bunun 333, 331 milyon arkadaşlar şirkete ait olan 1 milyar lirası borç kısa vadeli borç 14 milyonu da uzun vadeli borç olarak karşımıza çıkıyor. Finansal mali analizde baktığımızda arkadaşlar cari oranın bir buçuk olması isteniyor. Bu şirketin arkadaşlar baktığımızda cari oranına bir altında ek olarak söylemek istedim sizlere bunu. Yani mali tablolarına baktığımızda borçlu bir yapı karşımıza kısaca çıkıyor. Brüt karına baktığımızda 168 milyon son dönem brüt karı, net dönem karı ise 88 milyon net dönem karı var. Bu tarz milyarlık bir şirketin 88 milyon kar yani marjlar açısından da çok başarılı olmadığını gösterecektir bizlere. Şimdi burada ben konsürsüyüme geçmeden konsürsüyüm üyelerine yani katılabileceğimiz kurumlara geçmeden küçük yatırımcının sevdiği sevmediği bilgile, bilgisayarları sunacağım. Birincisi küçük yatırımcı artık oransal alkar sevmiyor. Bu birinci yan etkisi. İkincisi arkadaşlar yurt içi kurumsala ağırlıklı olduğuna yurt içi kurumsal bunu sürebiliyor. Şu an ağırlıklı bireysel de olduğu için bir olumsuzluk yanı da bu var sevgili arkadaşlar bilginiz olsun. Bir tanesi de borçlu şirket olması ve kredilerde kullanılması paranın e, üçüncüsü de bu. E, artıları ne? E, bu önemli taahhütlerde iki tane önemli taahhüt var. Bir yıl boyunca satılmayacağı, 30 gün boyunca da fiyat istikrarı planlanması da bu şirket için artı olacak ve lot sayıları da arkadaşlar çok yüksek. Ee, olmaması da bir artısı ek olarak olacak. Tabi dediğim gibi burada karar sizin olacak. Ben yüzde şöyle yüzde 50-50 düşünürsek ben %51'lik kısımda yani şöyle düşünelim %49 %51 ben %51'lik kısımda katılmamayı düşünüyorum. Yani ben büyük ihtimalle halk katılmayacağım. Artık oransal halk aşırı derecede başarılı değilse ve los sayısı az değilse katılmamayı artık ben düşünüyorum. Tabi her zaman dediğim gibi karar yine bizim değerli yatırımcılarımızın. Bu şekilde açıklamak istedim sizlere. Bunun dışında katılırsanız eğer hangi kurumlar var? Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası lider, eş, e, lider yatırım finansman. Ak yatırım, iş yatırım, burgan yatırım, oyak yatırım, deniz yatırım, çöme finans yatırım, garanti yatırım, tacirler yatırım, gedik yatırım, teb yatırım, halk yatırım, vakıf yatırım, info yatırım, yapı kredi yatırım, ve iğne yatırım ve ziraat yatırım bulunuyor. Ve şunu da bildirim arkadaşlar. Bu tarz bazı halk olmuştu mesela zamanında. Kimse talep girmemişti. Buradaki lot sayılarının kurumlardaki büyük tarafında arkadaşlar, e, Yatırım fonları aldığı zaman hisseyi sürebilme etkileri de ek olarak var bildirmek isterim sizlere. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değil. Açıklama kısmına Telegram linkini ve Telegram grubumuzun linkini bırakacağım. Hepinize bol bol kazançlar ve hayırlı günler diliyorum.